Türkiye'nin en çok izlenen ve en çok sevilen moda yarışması Doya Doya Moda'da haftanın dördüncü günündeyiz. Moda tutkunu kızlarımız bugün heyecanlı ve kıpır kıpır bir bölüm için yine kollarını sıvayacak. Doyumsuz maceramıza başlıyoruz. Günaydın hanımlar. Günaydın. Bugün nasılsınız? İyi. Bugün alışveriş için neredeyiz? Kadıköy. Konseptinizi açıklamak ister misiniz? Hayırlı olsuna gidiyorum. Bu arada Eda yine aramızda yok hanımlar. Ne oldu? Nerede? Tam olarak iyileşemediği için Eda bugün yine aramızda olamayacak. Bu sefer geçmiş olsun mesajı atmayı düşünüyor musun Aleyna? Yani yine geçmiş olsun diyorum ama kalkıp da o gün atmayıp bugün atarsam o da benim... saçmalamış olmama işaret olur. Yani buradan Eda'cığım izliyorsan çok geçmiş olsun, seni en yakın zamanda aramızda görmekten mutluluk duyacağımdan emin olabilirsin. Teşekkür ederim. Yani geldi bir ortalığı karıştırdı. Aynen öyle oldu. Gerçekten bir günlük sakinliği bozdu gitti yani. Eda'yı en kısa zamanda aramıza bekliyoruz diyerek konumuza dönebiliriz. Bugün alışveriş için bütçeniz tam 850 lira. Hazırsanız alışverişe başlayalım mı? Evet. Kızlarımız birer inci gibi Kadıköy sokaklarına dağılırken ilk olarak Aleyna'ya günaydın diyoruz. Günaydın da isteyiz. Günaydın sevgili herkes. Bugünün konseptinde nereye gideceğine karar verdin mi? Ablam böyle yeni bir işe adım attı gerçek real hayatımızda. Sayı sekanslarından kendine özel tasarımlar, seramikten tasarımlar üretiyor. Bir atölye açmak istiyor. Benim konseptimde de ablam Nişantaşı'nda bir seramik tasarım atölyesi açmış. Ben de ona hayırlı olsuna gidiyorum dış ses. O halde alışverişe başlayalım. Hadi gel. Günaydın Deren. Günaydın dış ses. Sen nereye gidiyorsun bugünün konseptinde? Gülşah Hanım'ın çocuğu var. Yani hamileymiş. Kız bir çocuğu oluyormuş. Kız olduğunu öğreniyoruz. Ben de ona hayırlı olsuna gidiyorum. Onun gibi çok güzel prensesler gibi tatlı mı tatlı böyle manken gibi bir kız çocuğu hayal ediyorum. Hazırsan alışverişe başlayalım mı? Hadi başlayalım dış ses. Günaydın Su. Günaydın dış ses ve günaydın sevgili izleyiciler. Konsept hayırlı olsuna gidiyorum. Tabii ki best friend'im Yağmur'u evlendirdim. Yağmur bana çok kızacak çünkü asla evlenmek istemiyor. O da Dominik'i çok seviyor biliyorsun. Dominik de ev almışlar. Tabii düğünlerine falan gittik. Ben artık Dominik'te başlayan yaşamlarına hayırlı olsun demeye gidiyorum bu ses. Alışverişe hazır mısın peki? Hazırım hadi. Günaydın Hülya. Sen nereye gidiyorsun bugünün konseptinde? Ay sorma sorma. Çok değişik bir şey oldu. Serdar Bey evlendi. Serdar Bey'in Milano'daki evine gidiyorum. Hayırlı olsuna. Hem eşiyle tanışacağım hem de hayırlı olsun hediyemi vereceğim onlara. Hazırsan alışverişe başlayalım mı? Hadi başlayalım. Günaydın Melike. Konseptine karar verdin mi? Ben bugün ablamın erkek arkadaşı Nikos abim Yunan kendisi. Türkiye'de bir restoran açmaya karar vermiş. Onun hayırlı olsuna gideceğim ama bu kadarıyla bitmiyor. Kendi açmış olduğu restoranında ablama evlenme teklif edecek sürpriz. İkinci hayırlı olsun da oradan gelsin. Alışverişe başlayalım mı? Evet siz artık başlayalım. Hadi gidelim. Hayırlı olsuna gidiyorum konseptinde bakalım Özlem nereye gidiyormuş? Şöyle benim bir arkadaşım at çiftliği aldı. At binmeye gideceğim. Çok seviyorum. Açılışa da beni davet etti ve güzel fotoğraflar falan çekileceğiz. O halde alışverişe başlayabiliriz. Başlayalım. Kızlarımız Kadıköy sokaklarında mağaza ararken Hülya ilk kombinini denemiş bile. Biraz üstü bana düdük gibi oldu. Boydan dolayı sanırım ama güzel fena değil. Güzel kombinlenirse güzel olabilir. Fiyatı ne kadarmış peki? 750 TL düşsek. Bu mağazada başka bir kombinin var mı peki? Bir kombinim daha var düşsek. Hülya yeni bir kombin denerken biz de Sun'un denediği kombini inceliyoruz. Şöyle güzel bir etek, şöyle güzel satan bir askılı. Ceket, kot ceket yine ten rengi. Çok güzel, ben çok sevdim ceketi. Bu kombinin fiyatı ne kadarmış peki? Ceket 320 TL, eteğim 200 TL ve askılım 130 TL. Bu arada dün podyum öncesi kızların arasında çıkan tartışmada kimin haklı olduğunu düşünüyorsun. Ya nasıl eğilip böyle yapıyorsan bana da yürüyüş yapayım. Var mı diyor bana? Evet. Var mı da yürüyüş var? Evet. Dünkü olayda kesinlikle Melike çok haklı. Özlem, Melike'nin burasına kadar geldi. Bu vaziyette Melike'ye konuşuyor. Melike'yi kışkırtıyor. Çünkü biliyor kendi gidecek. Melike çok güçlü bir rakip. Biliyor ki Melike eğer ona temas ederse elenecek, diskalifiye olacak. Bana yaptı. Ben de başarılı olamadım. Melike'ye gitti. Melike'den sonra Aleyna'ya gider. Aleyna'dan Hülya'ya gider. Özlem bu yani artık. Özlem'i tanıdık. Özlem bu konuda tahrik edildiğini düşünüyor ama.
asla söz konusu değil. Kimse Özlem'i tahrik etmiyor. Burada kesinlikle Özlem herkesi tahrik ediyor ki bugün Deren. Biz kahvaltı ediyorduk ondan sonra. Deren dedi ki Özlem dedi işte dedi bana şey dedi dedi. Herkes dedi kışkırtıyorum dedi elensinler diye dedi. Şok. Bu konuyu podyumda jüri karşısına taşıma ihtimalin nedir? Ya taşırım bir ses, niye taşımayayım? Kombinine dönelim mi artık? Bir tane daha kombinim var, onu da deneyip geliyorum, bye bye. Üzerindeki şort tulum mu Özlem? Şortlu tulum, sadece bana birazcık büyük oldu, çıtı pıtı bir kız olduğum için. Bu tulumun fiyatı ne kadarmış? 250 TL. Dün Melike, Aleyna ve senin aranda neler yaşandı anlatabilir misin? Her şey salça oluyor, her şeye burnunu sokuyor. Melike de aynı şekilde. Çünkü buraya geldiğim günden beri Melike'den ve Aleyna'dan yüksek aldım. Puanlar oldu. Bence bunlar biraz zorlarına gitti. Melike'nin o gün giydiği bekarlığa veda partisindeki elbise gerçekten neydi öyle ya? Özlem, Gülşah Saraçoğlu'nun da dediği gibi hiçbir şey bilmiyorsan haddini bil. Melike daha belinin nerede olduğunu bilmiyor ama bana laf yetiştirirken nerede laf yetiştireceğini çok iyi biliyor. Aleyna ve Melike ve Su bence benim buradan diskalifiye olup gitmemi istiyorlar. Özlem'in sinirini bozup diskalifiye ettirmeye çalışmıyorum tabii ki de. Çünkü buna ihtiyacım olmayacak. Çünkü benim öfke kontrolüm olmadığını biliyorlar. Özlem kendi ağzıyla öfke kontrolünün olmadığını zaten defalarca kez dile getirdi. Hassas noktalarımı, bam telimi biliyorlar ve oradan vuruyorlar. Örnek veriyorum, hakarete karşı ben asla sabırlı ve sakin kalamam. Özlem bizi diskalifiye ettirmek için uğraşıyor. Asla biz onu diskalifiye ettirmek için uğraşmıyoruz. Ve ben onların bugünden sonra oyunlarına asla gelmeyeceğim. Gülüp geçeceğim dış ses. Çünkü onlar benim klasmanım değil. Bana onlardan dert olmaz diyorum ve ikinci kombinimi giyiyorum. Hemen geliyorum. Altımda şöyle bir pantolon var. Tamamen salaş bol. Üzerimde de bir yelek var. Yeleği birleştirip kemer taktım. Tabii ki içimdeki body olmayacak podyumda. Bunu böyle tamamen kapatıp bu şekilde çıkmayı düşünüyorum. Parmaklarıma da şöyle yüzükler taktım. Burada güzel takılar da var. Bu şekilde kombinledim. Renk tonları biliyorsun benim en sevdiğim tonlar. Bu güzel kombinin fiyatı ne kadarmış peki? Dış ses bu kombinim komple, yüzüklerim de dahil olmak üzere 600 TL ama tabii ki doya doya moda özel ve bana özel mutlaka güzel indirimler alacağım. Burada deneyecek başka bir kombinin var mı? Ben burada bir kombin daha deneyeyim dış ses. Sonra tekrar geleyim. Sen yeni bir kombin denerken biz de Deren'in denediği kıyafeti inceliyoruz. Önce üzerindekilerin fiyatlarını öğrenerek başlayalım mı? 160. Alttaki, üstteki de 180 TL dış ses. Özlem'in dün backstage'de yaşadığı polemik hakkında ne düşünüyorsun Deren? Serviste Özlem'le birlikte biz geliyoruz. Özlem bugün yastığı koymuş, arkama yaslanmış. Bir şey demedim ama yolumuz uzun yani. Buraya kadar geliyoruz ve artık gerçekten arkamı hiçbir şekilde hissetmedim. Özlem'e dedim ki Özlem artık arkamdan yaslanma, artık çık. Sonrasında şoför abiyle konuştu ve şey dedi. Yo dedi, ben herkes benim arkama yaslanıyor. İşte ayağıma yaslanıyor, orama yaslanıyor, burama yaslanıyor. Ben bir şey demiyorum. Ben birinin arkasına yaslanınca direkt tepki gösteriyorlar. Direkt laf ediyorlar falan dedi. Bir laf vardır hani. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla diye bir laf vardır. Bu aynen bu şekilde oldu. Özlem'in böyle tepki vermesine hiç anlam veremedim. Ben yastık değilim sonuçta. Yani benim böyle bir görevim yok. Strajede oluşturduğunu düşünüyorum. Ne oluşturduğunu düşünüyorsun? Strajede. Başka bir kombinin var mı peki? Ben şimdi gidiyorum giyinmeye. Sen burada bekle dış ses. Görüşürüz. Hayırlı olsuna gidiyorum. Konsepti için uygun mu sence bu elbise? Bence biraz otantik bir tarz. Hem boncukları var hem de tülden yapılmış bir elbise. Ama ben şu kollarını belki indirerek giymeyi planlıyorum. Belki öyle bir şeyler yapabilirim. Fiyatını da öğrenelim mi? Elbisemizin fiyatı 1250 TL dış ses. Ama tabii ki Zeynep ablamız bize bir şeyler yapacak. Başka bir kombinin var mı peki? Evet, bir tane daha kombinim var. Onu da deneyip geliyorum. Bay bay. Yünlü gibi bir kumaşlı bir ceket, içime siyah bir gömlek, altıma bayıldığım öldüğüm bittiğim muhteşem bulduğum bir pantolon giydim. Bunu nasıl kombinlersiniz efendim derseniz eğer, ben ne düşünüyorum bugün biliyor musun dış ses? Kumaşçıya gideceğim, böyle kat 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 yapıp böyle bir tane kendime fular gibi bir şey yapmak istiyorum. Kafamda öyle bir şey var, onunla bir fark yaratacağım. Bir tane böyle clutch bir çanta takarım, ondan sonra tamam oldu bitti hadi gitti. Üzerindekilerin fiyatlarını da öğrenebilir miyiz? Tabii efendim, ceketim 600 TL, gömleğim 250 TL, pantolon 500 TL efendim. Hülya seçtiği kombin için toplamda 350 lira öderken biz de Su'nun yanında alıyoruz soluğu. Ay ben başımı nerelere vuram? Başını bir yere vurmadan önce üzerindeki kombini nasıl tamamlayacağından bahseder misin? Siyah spor bir ayakkabı, siyah bir çanta, bu kadar. Üzerindekilerin fiyatlarını öğrenelim mi? Eteğimiz 220 TL, hırkamız 380 TL, bluz
180 TL. Su denediği kombin için toplamda 500 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Hayırlı olsuna gidiyorum konsepti için Özlem yeni bir kombin denemiş bile. Üzerindekilerin fiyatlarını öğrenebilir miyiz Özlem? Bu da 250 TL'lik. Kombinine karar vermeden önce dün Aleyna senin için Özlem'e çok üzülüyorum dedi. Bununla ilgili ne söylemek istersin? Aleyna bana üzüleceğine bence kendi kombinlerine üzülsün. Dünkü o Almanya konsepti neydi öyle? Keşke birazcık araştırsaydı. Ben de ona üzülüyorum. Araştırmadan kombin yapmış. Yazık. Özlemciğim sen benim bu evdeki çabamı sorgulayacak son kişisin. Sen bence kalkıp podyuma dans şovu yapacağına aç biraz geçmiş bölümleri izle. Sen de cevabını alırsın. Seni ciddiye alıp şu an ekstra bir cevap vermeyeceğim. Bu arada dün sen jüriye çiçek verirken Aleyna bir şey söyledi. Gülşah Hanım sizin kadar güzel değiller ama... Aa, o zaman niye aldın kız? Benim kadar güzelsin. Teşekkür ederim. Bak ne zarif kız. Çiçeklerini de İşini getirmiş. Biliyor. Selin sen sus. Jüriler dediler ki anlattığınız bahsettiğiniz Özlem bu mu? Aleyna da dedi ki işini çok iyi biliyor. Ben işimi biliyorum ama sen haddini bile bilmiyorsun. Kesinlikle Özlem'in getirdiği çiçekleri şov olarak görüyorum. Evet bu bir jest olabilir ama kalkıp da arkada farklı farklı konuşup saçma sapan davranıp sonra ertesi günü gelip buraya herkese çiçek verip kendince kendini göstermeye çalışması da yaptığı şovlardan bir tanesiydi. Kombinine karar verebildin mi peki? Benim birkaç kombinim daha var. Ben deneyip kararımı vereceğim. Dış ses kasada görüşelim. Özlem seçtiği kombin için 350 lira ödeyerek ayakkabıcının yolunu tutuyor. Biz de hemen Hülya'nın yanına ışınlanıyoruz. 130 TL'lik gözlüğü aldım ama bana abi 100 liraya verecek. Veriyorsun değil mi abi? Verdi gitti. Hadi bakalım 100 liraya çok güzel bir gözlük aldım gerçekten. Sen ödemeni yaparken biz de Aleyna'nın yanında alıyoruz soluğu. Bu kez nasıl bir kombin denedin anlat bakalım. Böyle bir normalde bu bir hırka gibi ama tam hırka da değil adı. Kaftan. Normalde bunun içine ekstra kombin yapıyorsun ama ben bunu elbise şeklinde yapıp deri bir çantalı kemer taktım. Ama tabii ki şöyle bir şey var. İlk giydiğim kombin daha çok içime sindi. Onu daha böyle seramiğe uygun buluyorum. Böyle de gidilir mi? Neden olmasın? Bunun fiyatını da öğrenelim mi? Bunun fiyatı da 400 TL'de işte. Deneyecek başka bir kombinin var mı? Burada başka kombinim yok. Sürem de tık 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 geriye sayıyor. Ben artık bence kasaya gideyim. Olur mu? Kararını verdiysen eğer biz seni kasada bekliyoruz. Aleyna seçtiği kombin için doya doya modaya özel 550 lira ödeyerek ayakkabıcının yolunu tutuyor. Biz de bu arada Su'nun yanına geliyoruz. Su ayakkabılarını denemiş bile. Bu tarihleri alacağım çok beğendim. Fiyatını da öğrenelim mi? 380 TL ama doya doya modaya ve bana özel tabii ki bir indirim olacak. Kararını verdin mi? Kararımı verdim. Kasada görüşelim. Su seçtiği terlikler için 100 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Biz de Deren'in yeni kombinini inceliyoruz. Ne kadarmış bu kombinin fiyatı? 530 TL takımımız. Bu kombini tercih edecek olursan eğer kombinini nasıl tamamlarsın? Bu takım olduğu için bunu ben ayırtamıyorum. Ama ben bunu bu şekilde aldığımda bunu çıkartıp üzerine başka renklerle renklendirip böyle hırka almak isterim. Gold bir ayakkabı olabilir, stiletto gibi olabilir. Bu şekilde güzel bir şekilde kombinlerim diye düşünüyorum dizses. Kombinine karar verebildin mi peki? Evet karar vereceğiz. O zaman ben gidip giyineyim. Kasada görüşmek üzere. Hadi bye. Deren seçtiği kombin için 350 lira ödeyerek ayakkabıcının yolunu tutuyor. Biz de hemen Hülya'nın yanında alıyoruz soluğu. Ne kadar bu çanta? 100 olsun bu sefer. Ben size hiç pazarlık yapmıyorum ya. Lütfen. Şöyle buyurun. Hülya çantası için 100 lira öderken biz de Melike'nin yanına ışınlanıyoruz. Bu kombin senin tarzından oldukça uzak duruyor Melike. Evet dizses. Danteli normal şartlar altında hiç sevmem ama arkası inanılmaz güzeldi. O yüzden deneyeyim dedim. Bir beden büyük sanırım sana. Evet evet büyük geldi. Fiyatı ne kadarmış peki? Bu elbisemizin fiyatı 715 TL fakat ablamız tabii ki yine bize bir şeyler yapacaktır. Bir gündür podyumda söylediğin gibi akşam yemeğinde de şarkı söylemeyi düşünüyor musun? Hayır. Bir tavukları pişirmişem var. Akşam yemeğinde tavuk mu var yoksa? Evet. Akşam Nikos abim bize tavuk pişirsin. Ben de alayım tabakları elime. Tak 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 içeriye gireyim. Tavukları pişirmişem. Hacı'yı da çarşıya göndermişem diye. Şarkı söyleyerek kasaya gidelim istersen. Sesin güzelse indirim alırsın. Değilse susman için yine indirim alırsın. Zeynep abla geliyorum hazır mısın? Akşama geleceğim. Akşama geleceğim. Hacı babam evde mi?
Tavukları pişirmişem, hacıyı da çarşıya göndermişem. Tavukları pişirmişem, hacıyı da çarşıya göndermişem. Ne olursunuz. Melike seçtiği ürünler için doya doya modaya özel indirim alarak toplamda 500 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Biz de bu arada ayakkabı seçimine geçen Özlem'in yanında alıyoruz soluğu. Ayağındakilerin fiyatlarını öğrenebilir miyiz Özlem? Bu ayağımdaki 450 TL, bu ayağımdaki 400 TL. Kararını verebildin mi? Alternatif de bakabilirim ama eğer alacaksam evet ikisinden birisine yüksek oranla karar verdim aklımda şimdiden. Şimdi ne yapıyoruz peki? Kasada görüşürüz işte. Özlem seçtiği ayakkabılar için doya doya modaya özel indirimle 350 lira ödeyerek çantasını almaya gidiyor. Biz de bu arada diğer kızlarımızın yanına gidiyoruz. Rodeo'ya mı gidiyorsun bu çizmelerle Aleyna? Yani cowboy bob deyince de hemen beni rodeo'ya gönderdin ya. Bravo sana Distes. Bir tane de bej rengini aldım. Ya bejini ya böyle taba rengini alacağım. İkisi arasında kalmış gibisin. İki renk arasında kaldım. Ben hemen kararımı veriyorum. İstersen kasada buluşalım Distes. Aleyna seçtiği çizmeler için doya doya modaya özel indirim alarak 770 lira yerine 150 lira ödeme yapıyor. Biz de hemen Sun'un yanına geliyoruz. Aradığın çantayı buldun mu Sun? Şurada bir çanta gördüm. Şu şekilde tam istediğim gibi değil ama vaktim az. O yüzden bunu alacağım. Abi çanta ne kadar? 130 yaparız. Tamam 100 yapalım bari. Tamam. Su ödemesini yaparken biz de Deren'in yanına geliyoruz. Deren çoktan ayakkabısını seçip pazarlığa oturmuş bile. 400 lira olan ayakkabıya doya doya modaya özel indirimle 100 lira ödeyen Deren aksesuarcıya doğru yola çıkıyor. Biz de bu arada Hülya'nın yanına geliyoruz. Çizme alacağım Lüses. Şöyle bir çizme benzerini giymiştim. Aynısı sandım bu farklı. Bak tokası falan değişik. Hemen bunu alacağım denemeyeceğim. Vaktim kalmadı. Kumaş almam lazım Lüses. Ve aksesuar. Fiyatı ne kadarmış peki? 100 lira bana. Kasaya gitmek için neyi bekliyorsun? Hülya seçtiği çizmeler için 100 lira ödeyerek alışverişine devam ederken biz de Melike'nin yanında alıyoruz soluğu. Nasıl bir aksesuar arıyorsun Melike? Açıkçası şu çok hoşuma gitti. Çok zarif duruyor. Böyle ince zarif bir şey almayı planlıyorum. Kararını verdiysen kasada görüşelim mi? Bye bye. Melike seçtiği aksesuar için 50 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Bu arada Özlem de çantasına karar veriyor. Merhabalar, kolay gelsin. Ne kadardı borcum? Şöyle bakın doğru mu? Şöyle. Çizme bir rengi de bir çanta aldım ama hiç zamanım yok. Şapka ve kemer almalıyım. Hemen gidelim. Hayırlı olsuna gidiyorum. Konsepti için alışveriş süremizin sonuna yaklaşırken hızlıca Sun'un yanına geliyoruz. Aksesuar olarak neler seçtin Sun? Takıma baktım. Gözlüğümü de buldum. Şöyle siyah bir küpe aldım. Hadi kasaya gidelim. Su seçtiği aksesuarlar için 140 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Biz de hemen Deren'in yanına geliyoruz. Kendine oyuncak mı aldın Deren? Bunu Gülşe Hanım'a aldım. Çantanı da buradan aldın sanırım. Evet çantada aldım çünkü vaktimiz kalmadı dişsiz. Ne kadar ödüyorsun peki hepsine? Ne kadar? 90 lira. Alışverişini tamamladın mı? Evet dış ses alışverişimizi yaptık. Bitti. Ben de bittim. Şimdi kızların yanına geçiyoruz. Haydi görüşürüz. Sen toplanma noktasına giderken biz de Melike'nin yanına ışınlanıyoruz. Ayakkabına karar verdin mi Melike? Dış ses ayağımda iki ayrı ayakkabı var. İkisi de ama gümüş tabii ki de. Sanırım sağ taraftaki modeli daha çok beğendim. Çünkü çantam zaten gösterişli. Elbisem ondan daha da gösterişli. Ayakkabıya bir daha bir şey gerek yok diye düşünüyorum. Fiyatlarını öğrenelim mi? Bu ayağımdaki 500 TL. Bu da 650 TL. Kararını verdiysen kasaya gidelim mi? Evet ayakkabıma karar verdim. Kasada görüşebiliriz. Bay bay. Melike seçtiği ayakkabılar için 100 lira ödeyerek alışverişini tamamlıyor. Evet Dişses alışverişimi bitirdim. Her şeyim tamam. Elbisemde gördüğüm bir problem yok ama yine de ben bir evde bakacağım. Terziye girebilirim. Onun dışında her şeyim tamam. Haydi gidelim. Toplanma noktasında görüşürüz Melike. Kadıköy sokaklarında bu kez Hülya'ya rastlıyoruz. Nasıl gidiyor alışverişin Hülya? Ne yapıyoruz efendim? Gördüğünüz gibi kumaşçıya gidemedim ama bunlardan kendime bir fular yapmak istiyorum. Ya yapıştıracağım ya ufak bir dikiş atacağım. Tasarım sayılmaz lütfen rica ediyorum. İkisini birleştireceğim. Aldım. Deri eldiven aldım. 200 lira param kaldı. Hepsini harcamam lazım. Çünkü harcamasam asla olmaz. 3 kuruş para arttırayım. Bir kenara koyayım. Efendim tasarruf yapayım. Bende asla yok öyle şeyler zaten. Sadece 1 dakika süren kaldı bu arada. Oh teşekkürler. Ben şok kasaya doğru. Hülya seçtiği aksesuarlar için 200 lira ödeme yapıyor. Alışverişini tamamladın mı peki? Her şey yolunda. Toplanma alanına gidebiliriz. Fullarımı iki tane kumaşı birbirine ekleyip birkaç dikişle bir şey yapmayı planlıyorum. Tasarım değil asla yanlış anlaşılmasın. Hadi gidelim. Hülya toplanma noktasına giderken biz de Özlem'in yanına ışınlanıyoruz. Ne oldu Özlem? Şapkaların fiyatlarına baktı işte. Döneceğim. Bunlar.
Oh, oh. Evet, 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 evet. Aynı hemen sağımda. Ay, kafama girmiyor bile. Şu siyaha bakayım. Ayna nerede? Neden olmasın? Olabilir. Bir an önce kararını ver Özlem. Biz seni kasada bekliyoruz. Neler aldın buradan? Kemerimi, takımı ve şapkamı aldım. Ne kadar ödüyorsun peki? Şu anda 120 TL ödüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şöyle vereyim. Bugünlük alışverişim de burada bitti. Şimdi toplanma alanına gidiyorum ve sonra eve. Teşekkür ederim. Çok kolay gelsin. Özlem toplanma noktasına giderken biz de Aleyna'nın yanına geliyoruz. Alışverişin bitti mi Aleyna? Alışverişim bitti. Gayet keyifli geçti. Seninle alışveriş yapmak güzeldi dış ses. Şimdi kızlarla toplanma alanına gidiyorum. Hadi gidelim. Hayırlı olsuna gidiyorum konsepti için Kadıköy'deki 2 saatlik alışveriş süremiz sona eriyor. Kızlarımız toplanma noktasına gelmiş bile. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Alışverişiniz nasıl geçti? Çok güzel. Eksik parçası olan var mı? Hayır. O halde hep birlikte doya doya moda stüdyolarına doğru yola çıkma zamanı. 8 ekranlarına doya doya modaya hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim diyoruz. Bu arada Eda yine bugün aramızda yok. Sağlık problemlerinden dolayı öncelikle çok geçmiş olsun diyoruz. Eda'nın geçmiş gerçekten olsun. Bizimle dalga geçtiğini düşünüyorum. Dün geldi buraya bir yoklama çekti, bağırdı, çağırdı. Bir sinirini boşalttı. Ondan sonra şimdi de hani evinde istirahat ediyor, kendini böyle dinlenmeye alıyor. Bakalım yarın gelir mi? Bir enerji depolayıp gitti yani. Evet ya, böyle bir şey olamaz. Eda işte bak yine yokluğu belli Eda'nın. Evet. Evet, tekrardan geçmiş olsun. İşin şakası bir yana biliyorsunuz. Furkan da köpeği de hepsi. Maile rahatsızlanmışlardı. Bu aralar çok dikkat etmek gerekiyor. Aynen. Evet. Ve efendim aman aman bütün güzelliğiyle, bütün zerafetiyle, bütün sevimliliğiyle. Ay Derencim. Çok özledim seni dünden beri. Ben de sizi çok özledim. Gerçekten mi? Evet. Peki o zaman Deren Hanım'ı şöyle biz bir podyuma alalım. Bir alkış gelsin. Ben. Hemen geliyor. Ne oldu kız? Şunu alayım. Kaçtı. Ay o buraya gelecek oraya gidiyor. Hep şaşkın bu kız gerçekten. Hiç buraya bakmadan da direkt oraya daldı. Geldim. Aa, o ne? O böyle dans ediyor mu? Dur bir dakika öğreneceğiz ne olduğunu. Hı. Merhaba. Aa, o niye öyle? Konseptimle alakalı bir peki, hediye. Peki o zaman söyle konseptin nedir? Gülşah Hanım, sizin bir kız çocuğunuz oluyor. Benim bir kız çocuğum oluyor. Evet. Aa, olur. Ben yurt dışındaymışım. Kylie ile tatil yapıyormuşuz. Kimle? Kimle? Kylie. Kylie Jenner. Ha. Benziyorsun da biraz biliyor musun? Evet benziyor. Evet. Gerçekten aynen. Benziyorsun. Gözleri teşekkür falan ederim. Tabii. Ve bence sen daha güzelsin. Sizden bu yorumu almak benim için gurur verici. Ne demek canım? Kylie Jenner ile tatil yapıyoruz. Evet. Siz... Neredesin tatilde? Fethiye Ölüdeniz falan oralara gitse. Heybeliada falan. Fransa'nın başkenti Paris'te. Paris'te yapıyorsunuz ha öğrenmiş. Evet. Kız Nice falan gitseydiniz oraları çok daha yani güzel. Yani Côte d'Azur sever Kylie. Orada canım. Görürsün hep onu. Ne bileyim ben. Hani şimdi ben Paris'i öğrenmişim ya bir de bir gideyim yani. Bir git tabii doğru haklısın doğru. Bir canlı canlı evet. Bir gör. Doğru şimdi başkenti olduğunu öğrendim ya bir gideyim dedim yani. Ben Kylie'yi ısrar ettim. İkna ettim, gittik oraya. Evet. O şekilde gittik, ondan sonra... Peki ben olayın neresindeyim? Sen Kylie'ye tatile gidiyorsun, benim niye kız çocuğum oluyor? Geliyorum. Ha, evet, dinliyorum. Geliyorum şimdi oraya. Ondan sonra sizin bir kız çocuğunuz oluyormuş. Siz cinsiyet partisi yapmışsınız ama ben buna yetişemedim. Evet. Tüh. Aynen öyle. Keşke üçüz olsa, kız çocuğum olsa da üç tane kız ne güzel olur. Oo. Çok seviyorum. Sonrasında ben hemen tatilimden sonra İstanbul'a geliyorum. Yanıma da şöyle bir hediye alıyorum sizin için. Ha ben... sen bana hayırlı olsuna geliyorsun. Evet. Kız seninle konuşa konuşa bende de jeton geç düşmeye başladı. Evet buyurun. Evet ben size hayırlı olsuna evinize geliyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sizin gibi prenses, mükemmel. Yani Gülşah kelimeler kraliçe, yetmez. Prenses değil, kraliçe.
Ama şimdi kız çocuk prensesi olacak ya. Ha, evet. O kraliçe olmaz. Kraliçe Gülşah Hanım olur. O da prenses olacak. Ha, ben de öyle dedim aslında da. Tamam. Çok tatlı. Böyle oynuyor. Aa, getir bakayım onu buraya. Çok güzel. Bunun bir dansı vardı. Hadi Ceren, hadi. Süpersin. Çok tatlı. Bir şey söyleyeceğim. Sana benziyor bu. Baksana. Yasemin'in kız kardeşi. Allah Allah. Nereden geldi bu aklına? Çok tatlı bir oyuncak. Sonra güzeldi. Ne yapıyoruz? Nereye basıyoruz? Şuradan. Süpersiniz kızlar. Devam. Furkan'cığım nasılsın? Çok. Değil mi? Çok çok başarılı. Ay ben bunu götürüp benim olabilir mi? Evet, ben zaten çok gerçekten kreatif bir şey yaptım ya. Sizin söylediğiniz şeyleri de söyle, onu da artık oynayıp nasıl çizersiniz. Ben... Evde çalışırsın. Nerede söylüyor? Ay bir dakika, zaten süremiz bol. Uğurkan abi yemeğin iptal oldu. Çok iyi değil mi? Gülşah Hanım. Benim ses de Mahmut abi gibi çıkıyor. Bu hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Çocuğunuz. Evet, çok sevdim ben bunu. Evet. Serdar, sen de çok seversin bunu. Çok. Nasılsın? Biraz ürküttü beni. Düşünsene gece ben... Gerçekten doğru. Gece ben böyle... Bu tatlının bir... nereden geliyor? Ay, siz... Ay siz yapın programı, ben çok eğleniyorum. Evet. Bu susmayacak mı? Şey, alttan şeyi var, onu kapatınca susuyor. Ha, böyleli. Evet. Anladım. Şimdi... kapanmadı. Kapanmadı. Ha, dur. Evet. Şimdi? Kapandı. Kylie Jenner. Vay 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 vay. Evet. Kız çocuğumu, kocam kim acaba, çok merak ettim. Peki, fiyatlarını alalım. Fiyatlarım. Ayakkabılarım 100 stiletum 100 TL. Nasıl gösteriyorduk? Stiletton mu? Stiletton, evet doğru. Stiletton, yanlış mı söyledim? Yok acaba? Aşkım sen doğru, bizim bilmediklerimizi öğretiyorsun bize şu anda. Ayakkabım 100 TL. Stiletton, evet. Triko elbisem ve hırkam 350 TL. Takılarım, çantam ve hediyem de 340 TL. Yan dön bakayım. Yan dönüyorum, arkasını dönüyorum. Ay, tam dönün dedim. Şimdi tabii ki bu stiletto konusunda bizim podyumumuz müthiştir yani. Buraya stilettoya yeni bir akım getiren mis gibi, nur topu gibi bir Hülya'mız var. Giymiş yani... ayağında bu kadar takozları. Ondan sonra tabii çok şık, tabii efsane yakışmıştı. O gün de söyledim, o da ayrı bir konu. O gün mesela... kaç kişi hata yapmıştı burada? Aleyna yapmıştı. Başka yok muydu? Bir tek... O zaman olanlar şu anda gittiler, burada. Düşün, Hülya ve Aleyna bile bilmiyordu stilettoyu. Sana şimdi ne diyelim? Yani senin bilmemen de normal tabii ki. Yani onlar bilmiyorsa sen... Stiletto deyince aklına ne geliyor? Nasıl bir ayakkabı? Ya stiletto deyince böyle sivri burun. Sivri burun. Aynı açıklamayı Hülya yapmıştı. Evet. O kadar mı? Evet, yani sivri burunlu olan her ayakkabı bana göre stilettoymuş gibi geliyor. Peki Yasemin'cim, ayakkabını gösterir misin? Stiletto dediğimiz böyle sivri, çivi gibi topu olan, önde parmak dekoltesi olan ve mümkün olduğunca hani şöyle durabilen, gerçekten ucu sivri olan ve asıl adı zulüm diye adlandırdığımız muazzam bir ayakkabıdır. Ne kadar rahatsızsanız o kadar şıksınızdır alttaki mesajı. Stiletto bu demek aşkım. Senin kim? Benim canım anneciğim, öpüyorum buradan. 75 yaş üzeri diyeyim.
Yok şimdi 75 demeyeyim de annem beni kesmesin. Annem 50 üstü. Annem 73 pardon. Daha maşallah. Yeni 73 oldu. 50 üstü mü? Ondan sonra 73. Baksana ayakkabının tarzına. 45 giyecek hali yok. 55, 50 üstü. 50 de giymez. Hani stil olarak fashion'ın yani peşinde olan 50 yaşındaki bir kadın. No. Hayır şöyle ki giyilir şöyle giyilir. Bu ayakkabının asıl kendi bu topuk ve bu modeli, o hani hep diyoruz, hep anlatıyoruz ya kumaşı adını veren evet. Markanın. Ayağı ince göstermek ondan için sonra, yaptıkları bir evet, model. Evet, çok da şık kombin yapıldığında hani klasik bir elbiseyle muhteşem durur. Onu 40 da giyer, 50 de giyer, 60 da giyer aslında ama o markada o güzel oluyor. Ancak ha, benim hiç tarzım değil. Yani ben bunu Allah ömür verirse 80 yaşına gelsem de giymem, 80 yaşına yine stilettolarımla dolanırım yani. Ayakkabını sevmedim. Çantanla ayakkabını beğenmedim. Elbiseni sana aşırı dar buldum. Aşırı dar. Hırkan güzel ama hırkanı başka bir şeyle kombin etmeni. Hırkan ve çantanı sevdim ikisini bir arada. Ama ayakkabı çanta bu kombine olmaz. Makyajın, yüzün, gözün şahane. Bebek gibisin. Teşekkür ederim. Ama bugün seni hiç beğenmedim Deren. Böyle. Buyurun. Deren'cim, burnunu çok beğendim, çok güzel. Doğal hali mi bu? Değil, estetik. Neden ihtiyaç hissettin? Zaten benim önceki burnum da güzeldi hani. Güzelse ama neden o zaman? Kırıldığı için. Ki ama nasıl kırıldı? Geçmiş olsun. Nasıl kırıldı? Şöyle eşimle birlikte evet. Evin içinde saklambaç oynarken, körebe oynarken. Körebe mi? Zaten körebe olunca gözlerinde görmeyince. Ben de görmeyince duvara doğru tosladım. Bir flör verin bari bana. Ben iğneledim vallahi gözüm. Beni ilgilendirmiyor. Hocam biliyorsunuz kapı gıcırtısına. Aynen. Deren'cim, lütfen detaylarıyla, bu büyük bir başarı çünkü körebe oynarken evde burun kırmak. Nasıl olaylar gelişti? Benim gözüm kapalıydı tabii. Gözün kapalıydı? Evet. Hadi Serdar oyna körebe. Dikkat edin Serdar Bey, sizin de kırılmasın. Vallahi hiçbir şey görmüyorum, inan. Ya. Hadi, pis de çık. Gel bakalım Deren'in burnu nasıl kırıldı. Gel. Gel. Evet. Gel sesime gel. Ne yapıyor? Körebe nasıl oynanır? Siz kaçacaksınız. O geldi sizi yakalamaya çalışıyor. Ama benim hayatım hep kırılır ki ama. Ben kaçıyorum. Herkes kovalıyor beni yani. Nasıl? Ama İki seslerinizi şey yapmayın. Yoksa sesinizden sizler oldu. Sesini bile duymazsam nasıl ilerleyeceğim ben? Öyle yürüyeceksin Serdar Bey. Oyna kırılana göre. Ses ver lütfen. Biraz daha hızlı yürümeniz lazım. Evet böyle. Ses verebilir misin? Siz söyleyin, sıcak soğuk diyeyim bari. Sıcak. Soğuk. Hayır, karıştırmayın soğuk sesleri. Soğuk. Gülşah'cığım. Soğuk. Bak ses vermiyor. Başka yere doğru ya. Sıcak diyeceğim zaten bir diğer. Sıcak, evet. Çok sıcak. Sıcak. Git. Aleyna'cığım orada olduğunu biliyorum. Nerede? Orada değil misin? Oradayım, tam evet. Açabilir miyim? Açabilirsiniz. Teşekkür ederim. Gerçekten görmüyorum. Demek ben öyle. Duvara çarptım. Evet. Burnumdan kanlar geliyor ama o görmüyor. Çünkü bu şekilde çarpmışım ya, o kaçıyor. Ben duvara çarpınca kahkaha atıp gülüyor ama şeyden değil. Kan görmüyor. Evet. Hani çok ufak bir şey zannediyor. Hiçbir şey olmadı zannediyor. Hani nasıl görmezsin, duvara ellemezsin gibisinden. Kahkaha atıp gülüyor. Yerleri böyle kendini atmış gülüyor. Ben de böyle dönüp baktım. Bir de o anda ağlıyorum. Ağlamamı da kahkaha sanıyor. Daha çok gülüyor. Sonra ben bir dönüyorum. Diyorum ne yapıyorsun sen? Sonra ne yapıyor diyor. Hayatım koş gel gidelim hastaneye. Skandal. Aynen öyle. Neyse geçmiş olsun. Çok teşekkür geçmiş olsun. Ederim. Çok sağ olun. Evde kerebe oynamayın lütfen. Evet lütfen. Ve çok beğendim burnunu. Yüzüne de çok yakışmış. Bence Kylie Jenner'a benziyorsun. Evet. Hemen davaya giriyoruz maşallah. Saçını, makyajını çok beğendim. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Çok kısa yorum yapacağım.
ayakkabın haricinde her şeyini çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yasemin'ciğim. Deren, ben renklerini sevdim. Evet. Teşekkür ederim. Zaten fena görünmüyorsun. Kız olduğu için pembe bu. Ha, kız olduğu için pembe. Bence sende bir şey var ama sen onu nasıl ortaya çıkaracaksın acaba? Çünkü bu renkleri bir araya getirip işte bir gold atmak araya, yanlış çanta ama yine de renk olarak bunu seçmiş olman, sadece minik bir gold küpe takmış olman, yani saçın da çok şeker görünüyor. Ama işte başka bir şey lazım bize. Ama beğendim yine de hani. Sana göre senden beklediğim performansın üstünde bir şey koydun ortaya. Teşekkür ederim. Bence daha iyi olacak. Bu arada ben de birazcık üşüdüğüm için bunu giydim. Teşekkürler hocam. Hiç beğenmedim be kızım. Yani renklerin için falan bir şey demeyeceğim ama vücuduna oturmamış. Hırkayı kapayınca göbüş çıkmıştı. O göbüş yok oldu şimdi en azından. Çantayı böyle bir gariban tutuyorsun o kolunda. Sana geçen gün çanta tutmasını bilmiyorsun demiştim. Yani bir korse, önün açık olduğu zaman bari bir korse takaydın. Çoğu böyle bir şey oldu mu takarlar. Aslında göbeğim yoktu, yemek yedik göbeğim çıktı. Benim de yok biliyor musun ama? Yemeyeceksin o zaman da ya da korse de takacaksın acıktık, çocuk. Acıktık, yemek yedik. Buraların böyle dar dar gelmiş, o ayakkabıyla bir şey. Ben beğenmedim çocuğum, sen çok tatlı güzelsin. Körebeği de çok güzel oynadığına inanıyorum. Yani, teşekkür ederim. O elinde o çanta. Yani güzel kızım. Evet, o zaman puanlamaya geçiyoruz. Sana kalpli bir teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun. Derencim, hazır mısın? Teşekkür ederim. Katıldım. Teşekkür ederim. Bir. Teşekkür ederim. İki. Teşekkür ederim. Derencim, senin yerini alalım lütfen ve podyuma Hülya'yı davet ediyorum. Merhaba. Hoş geldin Hülya. Hoş bulduk. Hemen konseptini rica edebilir miyim lütfen? Tabii ki. Benim konseptim sizle ilgili Serdar Bey. Sizi artık evlendirdik. Ama Yeni Zelanda'ya damat gitmişsiniz. Evet. Böyle hatta eşiniz de melezmiş. Biraz daha böyle siyah bir melez. Nedense öyle hayal ettim. Süper. İçimden öyle geldi. Ekim bu sarışın ya. Ya aynen, o da olabilir. Süper. Sonra ben de tabii ki çok uzak olduğu için Poyraz'ı ayarlayıp gelemediğimden dolayı Milano'daki evinize bir hayırlı olsuna geliyorum. Yeni evinize eşinizle birlikte. Böyle yani evlendirdim sizi. Hayırlı olsun Serdar Bey. Allah razı olsun valla. Hayali de olsa güzel. Hayırlı teşekkür ederim. Olsun. Neden olmasın? Bence de. Ne zaman, nerede, kimin çıkacağı belli olmaz. Aynen evet. Öyle, hayat bu. Aynen, mutluluk belki Antarktika'da, belki Yeni Zelanda'da da olabilir. Fiyatlarını alabilir miyim lütfen? Tabii ki. Çizmelerim Doya Doya Moda'ya özel 100 TL. Çantam 100 TL. Ceketim, gömleğim, taytım 350 TL, gözlüğüm 100 TL, fularım ve aksesuarlarım da 200 TL. Evet. Bir de eldivenlerim. Süper. Hepsi 200 TL. Ben seni çok şık buldum. Teşekkür ediyorum. Tebrik ederim. Çok sağ olun. Gene eldivenle geldim. Eldiven taktım bugün de çünkü artık hani burayı falan takınca tamamen kapatmak istedim. Dün de vardı. Evet. Bu hafta kaçıncı? İki. Dün zaten konseptten dolayı mecburen evet. Taktım. Geçen benim hafta da değildi. Çok taktın diye hatırlıyorum. Geçen hafta? Değil de ondan önceki haftalarda, yılbaşında falan takmıştım Yasemin Hanım. Bir de çizmelerini lütfen göster misin? Tabii ki. Bu yandan görmek istiyorum. Bunun gümüşlüsünü mü giymiştin sanki bu çizme? Yok, yine bunun çok benzerini giymiştim. Şurası da şeydi onun, tam böyle metalde, bunun değil. Benzer evet. Ama. Ceketin içine ne giydin? Gömlek var içimde, siyah bir gömlek var. Yani genel avran çok güzel görünüyor ama tek tek bakınca hatalı görünüyorsun Hülya. Ben mesela o çizmelerle bu çantayı sevmem. Çanta biraz kokoş ama sen şimdi bu gömlekle, bu fularla, bu çizmelerin de sert bir çizme. Eldivenle falan çok bir arada hoşuma gitmedi ama genel avran güzel görünüyor. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Kafan karışsa da, yanlış da giyinsen. Bir yere gittiğin zaman ben sana bakarım. Çünkü taşımak dediğimiz bir olay var. O evet, çocuklardan evet. Birisisin sen de.
Şimdi tabii Yasemin'in söylediği çanta ve çizme olayını düşünüyorum. Ben de mi öyle? Yok, ben aslında bu çantayla bu çizmeye bir şey demem. Onu söyledikten sonra bir düşündüm acaba böyle mi, ama o zaten kendi şöyle söyledi. Ben kullanmam dedi. Eldivenin birini çıkarıp şu elinde böyle tutsana, bak onu da seviyorum ben. Bir tanesini çıkar bakayım. Hayır, öbür elini al. Evet. Sanki böyle. Yani, bazen telefonunu kullanmak zorunda kalıyorsun ya. Yani evet, bu kadar, ne söyleyeyim Gülşah. Evet, hoş geldin Hülya. Hoş bulduk Gülşah. Ben seni beğendim. Teşekkür ederim. Fakat sıkıntı ne biliyor musun? Çok güzel, yine dolu dolu gelmişsin. Eldivenlerin ve çizmen olur. Hı hı. Benim için çantan da olur. Hepsi bir arada. Fakat o eldivenler o kadar cool duran bir şey ki, o boynundaki o puantiyeli fular olmaz. Eldiven takıyorsan, nerede senin manton? Ceketin altına bunu takıyorsun. Hani bu kombinle gelmek istiyorsan, muhakkak ki eline bir manto alman lazımdı. Benim ceketin altına eldiven taktığımı bilmem. Bunun üzerine, çünkü bu bir ceket. Yani bu bir üşümemen için giyebileceğin, seni soğuktan koruyabilecek bir şey değil. Ama ellerin üşüyor ve eldiven takıyorsun belli ki. Onun için de üzerine bir manto atman gerekiyordu. Yani ben aksesuar olarak taktım. Nasıl ki gözlüğü sadece güneşten korunmak için takmıyoruz. Özellikle siz söylüyorsunuz ya bunu, akşamda takılır diye. Tamam, ama ben elindeki... aksesuar olarak kullanmak ama elin ne olarak? Aksesuar olarak. Ama elindeki eldiven aksesuar olarak takılan bir eldiven değil. Evet, yani haklısınız. Saten olur, dantel olur, şey bile olurdu ya. O fuları alana kadar şöyle kaşmir böyle bir şal alsaydın da o eldivenler... hatta geçenlerde sen giymiştin bir hırka, ama hırkanın da bir atkısı mı ne bir şeysi sen vardı. Derileri bir şeyleri vardı ya, bir numara çekmiştiniz. Öyle bir şey olsaydı o da olurdu. Parçaların ayrı ayrı çok güzel. Tabii ki sen çok havalısın ama ceket bütün işi bozdu. Ben ceketini de sevmedim. Kalıbını da sevmedim. İkisinin o flar ve bir arada kullandığın eldiveni de sevmedim. Bir de böyle çok doldura doldura bir şey yapmak istiyorsun. Anlıyorum seni, fark koymak istiyorsun. Ama bir arada karıştı Hülya bugün. Hepsi bir arada, gömleğin de güzel ve şık durmuyor bence. Hani gömlekle açabiliyor musun peki bir şey yaptın? Ya evet ama... Ha, sen şimdi bir de ceketi hiç çıkartmayacaksın o zaman öyle kullandığın için. Yani ceketle dururum diye düşündüm ama yani çıkarım. Yani bari mesela gömleğin içine soksaydın. Bir kemer taksaydın girdiğinde, bir ince böyle bir kemer. Çünkü o düğmen ilikli bütün bir gün oturman mümkün değil. Normalde gittiğin yer. Çünkü o illaki o eldiveni çıkartacaksın elinden. İçini bile göstermeseydin keşke. Eksik. Yani hani eksik böyle üstü. Gömlek ceket çıkarız ve çıkarmayız ya ceketi. Evet okey, ama şunu lütfen unutma. Eldiven tabii ki aksesuardır. Nasıl ki gözlük bir aksesuar gibi. Hep söylediğim gibi. Ama Bu değil yani. Mesela gözlük aksesuar diye ben buraya kayak gözlüğüyle oturabilir miyim? Hayır. Çünkü onun bir yeri var. İşte bu eldivenin de bir yeri var. Bu eldiven de bunu takıyorsan muhakkak ki üzerine bir şey istiyor. Tamam, anladım. Hülya'cığım, puanları vermeden bir şey rica edeceğim senden. Buyurun Serdar Bey. Derenin yürüyüşünü taklit etmişsin. Yok artık. Etmiş Dere. Bulundum. Yapabildi mi? Hayır, şöyle, biz zaten aramızda konuştuk. Evet. O gün ayakkabımdan dolayı öyle yürümüştüm. Mesela bugün yürüdüğümde bana bir bakalım, dedi ki... Bir Hülya senin Deren nasıl dedi, çok güzel yürüyorsun. O gün dedi yapacak. Ayakkabından dolayı ben dedi fark ettim dedi. Hı-hı. Ondan dolayı böyle yaptım. Tabii dedi ki biraz abarttım. Sonra bir Hülya'yı görelim yaparken, önce. Ben de güldüm zaten, komik yapıyor. Şimdi geliyor. Geliyor. Ay Hülya, konuşmayı ya da yap Hülya. Aman Allah. Hülya konuşmayı da yap. Fransa'nın başkenti Fransa, İtalya'nın başkenti İtalya, Türkiye'nin başkenti İstanbul. Ankara. Peki bunu sen nasıl bilebiliyorsun? Çok güzel. Lütfen ya, nasıl yürüdüğünü öğretir misin? Derenciğim ya. Bir de şeyi de yapayım. Artık böyle ben onu aralarda falan arıyorum. Sürekli böyle kocam, kocam, Murat, Murat. Derenciğim yani, lütfen. Murat diye deliriyor ya, böyle bir şey olamaz. Ay maşallah, ne güzel. Nazar değmesin. Evet. Derenciğim Murat lütfen. Murat ne yemek yapmış sana dün? Dün menemen yaptı. Ha. Evet. Derenciğim. Hadi bir beraber
yürü. Lütfen. Gel. Bir öğret bakalım. Deren nasıl yürürmüş? Müzik yok mu ya böyle? Müzik. Evet, müzik verin. Evet. Müzik. Çok haklı bence. Böyle bir havalara girelim değil mi? Tamam, bir havalara girelim. Bu değil ama olsun. Sana o böyle hareketler falan sana ne kadar yakışıyor. Ay yok Yasemin. Sen, ya. Sen böyle höt 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 bir kadınsın ya. Maskeler. Hay hafif şöyle bir... Bu kadar kırılmanı istemem tabii ki. Ama böyle bir ufak o cilveli bakışlar... Tamam deneyeceğim. O eller falan çok güzel oluyor sana. Bak bak bak. O zaman şöyle vereyim ben puanımı. Teşekkür ederim. Beş Hülya'cığım. Çok sağ olun. Hülya. 3. 3. Çok fazla şey kattın. Evet ama çok fazla şey katmasan da böyle ince bir şeyle de çok güzel yapardın gibi geliyor. Dün zaten çok dolu doluydun. Teşekkürler. Ben beğendim. Söyledim zaten. 5. Teşekkür ederim hocam. 4. Teşekkür ederim. Puanlarını aldın Hülya'cığım. Seni yerine alıyoruz ve su geliyor. Hoş geldin Su. Merhaba, hoş buldum. Nasılsın? İyi değilim. Neden? Birkaç problemim var, onları çözmeye çalışıyorum. Çözemiyorum. Biraz sesli lütfen, duymuyorum seni. Birkaç problemim var, onları çözmeye neyle çalışıyorum. Neyle ilgili? Burayla ilgili mi? Hayır, burayla ilgili değil. Erkek özel arkadaşım. Hayır, erkek arkadaşım. Ses var mı ondan? İşlerimle alakalı. Barıştınız mı, ses var mı? Yani bilmiyorum. Nasıl? Aynı aslında. Konseptin nedir? Konseptim? Ben Yağmur'u evlendirdim. Bu arada benden belirtmemi istedi, asla evlenmeyecekmiş. Buradan duyurulur. Evlendirdim ve artık Dominik'te yaşıyor. Çok seviyor Dominik'i biliyorsunuz. Ben de evet, düğününe gittim ama evine gidemedim. Evine gidiyorum onun Dominik'e. Yağmur'un erkek arkadaşı varmış, öyle duydum. Asla yok. Kim söyledi bunu? Hem de senin erkek arkadaşın arkadaş çevresinden. Ne? Evet, öyle duydum. Kim? Hayır. Ne? Nasıl ortalık karıştı? Nasıl yani? Yok hayır. Şaka. Evet, devam et. Kıpkırmızı oldu bakar. Bence bu doğru bir şey, yoksa bu kadar tepki vermez. Yok hayır. Dönüp der ki renk Yasemin değiştir. Yok yok hayır. Hayır bir şey yok. Tamam, devam tamam. Et lütfen. Evet, devam edelim. Talipler var bence. İlla ki çok güzel bir kız. Yani. Yakaladım. Konseptinin devamı? Öyle evine gidiyorum onun. Düğününe gittim ama evine gidemedim. Evine gidiyorum şimdi. Tebrik etmeye gidiyorsun. Aynen. Fiyatlar. Terliklerim 100 TL. Kombinim 500 TL. Çantam 100 TL. Gözlüğüm 120 TL. Ve küpelerim, pardon, gözlüğüm ve küpelerim 140 TL. Nereye? Dominik'e mi gidiyordun? Hı hı, Dominik'teyim. Evet. Ayak terliklerini... Gülşah'ın ayağındaki terliklerden bir terlik gibi mi görsek? Öyle görürsem kurtarırsın şu ya anda. Ya ben ne istedim aslında biliyor musunuz Yasemin Hanım? Bu şey çantalar var ya hani. Hasır. Bir markanın aynı. Böyle ipli. Evet. Anladınız evet. mı beni? Tam olarak şu şeyden. O çantadan bulmak istedim. Öyle kombinleyecektim. Bulamadım. Sonra böyle bu şekilde gelmek istedim. Anladım. Evet. Evet, kombininle ilgili üstün başın bir takım giydin içine. Takım elbise değil, hepsi ayrı ayrı. Ay, elbise mi o? Yok, etek. Etek. Ayrı ayrı mı yaptın onu? Hepsi wow. ayrı ayrı. Güzel ceketini de sevdim. Yani cool, havalı görünüyorsun. Gözlüğün de giysini tamamlıyor ama ayak terliklerin ve çantanda iş bozuluyor. Bugün Deren sana bir dedikodu varmış. Ay evet. Ne oldu? Özlem ne demiş biliyor musunuz? Şöyle gözlüğümü çıkartayım da. Ne demiş? Öyle konuşayım. Demiş ki... Ben bilerek diğer yarışmacıları kışkırtıyorum ki onlar bana saldırsın ve elensinler diye. Demiş diskalifiye Özlem. Olsunlar ya, diye. Ya ya ya. Konunun aslı öyle değil. Konunun aslı şöyle. Nasıl? Beni... Kendi üstlerine doğru hani gidiyorum. Dün de anlatıyorlar ya, üstüne geldi, vuracaktı. Hani böyle söyledi, şöyle söyledi. Ben de dedim ki onların aslında amacı benim onların üstüne gidip benim diskalifiye olmam. Ama ben bunu asla yapmam. Ben dururum,
Onlar gelir, onlar diskalifiye olur dedim. O konunun aslı böyle. İlk baştaki cümleni kullanmadın peki, Deren, neyse. Evet, bence Deren bu konuda kullanmadım. İlk baştaki cümlen neydi? Öncesinde zaten röportajlarımda söylüyorum ya, Deren'le asansöre binerken Deren'e söylediğimi söylüyorum. Deren'e dedim ki, ben dedim onların üstüne hani gidiyorum ama hayatta bir şey yapmam. Kesinlikle dokunmam. Onlar bana dokunur dedim, evet, diye Deren bu şekilde söylüyor. Çirkin bir şey ama yaptın. Ama röportajlarımda Serdar Bey hep söylüyorum. Onların istedikleri benim üstlerine gidip diskalifiye olmam ama ben bunu asla sen yapmayacağım. Sen diskalifiye olsan ne olur, olmasan ne olur. Zaten kötü giyiniyorsun, elenir gidersin. Yani kimse seni burada, ha, kendimize çok büyük rakip geldi. O da Özlem. Özlem buradan nasıl diskalifiye olsun diye hep birlikte plan yapıyoruz. Senin üstümüze yürümeni sağlıyoruz. Öyle mi Özlem? Keşke seni bu kadar önemseseydim ya. El veriyor mu? Keşke. Ha, buradaki bu kadar kızlar da sana gerçekten senin yaptığını bile yapmazken, üstüne bile yürümezken, kendince bizim sana vurabileceğimizi bak, mi düşündün? Bak, uzman görüş. Evet, hı? Buyurun. Ne kadar komiksin ya. Teşekkür ederim. Elimi bile kirletmem sana. Bittiyse iltifatların susuyorum. Sen bunları işte iltifat olarak anlarsın. Bu kadarsın yani. İltifat olarak algılamasam saldırıyor derler. İltifat desem bu kadar algın var derler. Hiçbir şekilde yaranamıyorsun Özlemciğim ya. Yaranamıyorum Serdar Bey. Ne olacak senin bu durumda? Öyle bir amaç edilmesin. Zirve tek kişiliktir diyorum ve susuyorum. Herkesin diline düşmüşsem demek ki çok konuşulacak şeyler yapıyorum. Konuşun. Namum yürüsün. Keşke biraz kaliteli de konuşsaydık. Böyle giyinemezsin, orası çok soğuk. Kendimden evet, biliyorum. Yok. Ben zaten o anlamda zirvede değilim Keşke Hanım. Ne anlamda zirvedesin sen tam olarak? Farkında olsun. Bence sen kendi hayatımda zirvesin desin Özlem. Her konuda ben zirvedeyim. Gülşah Hanım karşısındaki zirvedeyim. Başarım da bu galiba. Senin zirvesindesin ve senin hayatındaki konuşsun. Hepini belirtecek kadar dilim yok. Seni duymuyorum zaten. Ben duymuyorum seni. Sana küçük dünyanın mutluluklar diliyoruz. Hiç kimse seninle ilgilenmiyor. Küçük dünyana takılmaya devam et. Hep aynısını söylüyorsun ama her gün dilindeymiş. Düşmüyorum ki. Bak, ben sana bunu anlatamıyorum. İletişim nasıl bir şey biliyor musun? Şimdi sana iletişimi anlatacağım, beni dinle. İletişim iki insanın... Empatiyi bilmeyen sen mi bana bunu anlatıyorsun? Empatiyi önce öğren, sonra iletişimi bana anlat. O gün sen empati kurup benden özür dilemeyi beceremedin. Ben şu an seni dinlemeyi beceremedim. İletişimi yalnız. Konu yine oraya geliyor da neyse. Ben iletişim kurmayı beceremeyen bir insanım, bitti mi? Yok, iletişim kuramıyoruz çünkü iletişimin ne olduğunu bilmiyor. Tamam, bilmiyorum. Ama ben sana öğreteceğim. Öğretme, merak etme. Şu an bütün kızlar nasıl oldu da herkes... Teksin şu anda. Yani Eda Hanım bunu hak ediyor çünkü. Ay çok üzüldüm Eda'da. Eda ile ya bu yarışma, Eda ile gideceğim. Ne alakası var? Eda ile burada. Eda bile bu kadar şu an hani herkes bir anda üstüne yüklenmiyordu. Evet bir şeyler yapıyorsun da nasıl bu kadar çok okları üzerine çektin bu kadar çabuk? Herkes şu an değil mi? Evet. Herkes evet. Anti. Hoşlanmıyorum. Ya çünkü ben Yasemin Hanım kontrolsüz insanlardan hoşlanmıyorum. Yani ne olursa olsun oturmasını, kalkmasını bilen, hareketlerine dikkat eden, kontrollü insanlarla arkadaşlık eder ve hani öyle insanları severim. Özlem'de hiç kontrol yok yani. Ağzından çıkanı kulağa duymuyor asla. Ne ağzından çıkanı kontrol edebiliyor, ne beden dilini kontrol edebiliyor. İşte bir şey söylüyorsunuz, ye yapıyorsunuz. Çocuk gibi. Yukarıda. Çocukları ama kendisi çocuk gibi Eda gerçekten. Gibi. Daha kendini yetiştirememiş bir... Kız çocuğu o bence. Benim gözümde öyle. Biz ikimiz aynı serviste gidiyoruz. Kafanı çek demiş. Arkama yaslanmış, yastığı arkama almış. Ben böyle, burada ayna var, böyle uyuyorum. O benim arkama yaslanıp yatıyor. Arabada nerede ayna var? Arabada, serviste. Ayna, cam. Hani cam yani. Istiyor. Evet, camda. Ha, cam. Ben cama kendimi yaslamışım, o da arkama yaslanmış. Ama artık arkamı hissetmiyorum Gülşah Hanım. Dedim ki Özlem artık yeter çünkü hiç bir şey demedim. Hani yaslanabilir miyim dedi, bir şey demedim. Yaslanabilirsin demedim ama kırmak da istemedim. Ben insanları kırmayı seven biri değilim. Neyse şey yaptı, böyle bayağı bir uyudu. Biz uzakta oturuyoruz, buraya gelene kadar çok sürdü. Ve dedim artık arkamı hissetmiyorum. O yüzden bir kalkar mısın dedim, çıkar mısın artık. Ondan sonra kalktı, normal oturma pozisyonuna geçti. Sonra Şahin abiyle konuştular, şey dedi. Dedi ki, işte insanlar gelip benim ayağıma, sırtıma, orama burama yatıyor. Hani tam sözünü söylemedim ama buna benzer bir şey konuştum. Söyledi. Sözümü şoförle kesmesen konuştum. Sevinirim. Bir dakika sen, bir dinleyelim. Sözümü kesmesen dinleyelim, sevinirim. Özlemci. Önce evet. Ben konuştum ama biz oyundan falan öyle konuştuk. Daha sonrasında Özlem konuştu. İşte dedi ki, ben onlara karşı böyle yapmıyorum. Ama ben birine karşı bir şeyinde uyuduğum zaman hemen... bir olay oluyor, bir şey oluyor. Oram ağrıyor, buram ağrıyor, şuram ağrıyor. Dedim Özlem sen ne diyorsun?
Dedim ki ben sana arkamı, hani arkama sen hani bu sanki böyle bana yapılan bir görevmiş gibi böyle söylüyorsun. Dedim ki arkamı hissetmedim yani artık dedim yeter yani ne saçma oluyor. Ne dedi sana? Ancak... Yastık mı bu kız? Sonra ne dedi? Ne ondan alakası sonra, var? Bir şey söyleyebilir miyim? Bağırıp başladı, bir sürü şey söylemeye başladı. Evet, bayağı bir söylendi. Dedim öyle ne söylendi? Anladık söylendi. Ne söylendi? Dedi ki işte evet dedi. Sanki ne olmuş bilmem ne. Bilmem bir sürü şeylerdi. Tam olarak hatırlamıyorum ama söylendi. Şu an hani ben onun tam sözünü hatırlayamadığım için sadece söylendiğini hatırlamıyorum. Yani ne söyleyebilirsin ki ancak bir şey demek istemiyorum ama tartıştık bu şekilde. Yani hiç hoş değildi. Ağladın mı sonra sen? Hayır niye ağlayayım canım? Söyleyecekleri asla bitmiyor. Konuşmaya bir başlıyor ben başını peki uçuyorum. Peki ne dedin Özlem? Aynen öyle. Öncelikle Yasemin Hanım şöyle anlatayım. Biraz sesli lütfen ne kadar sessiz. Yukarıda bağırdığın gibi bağırsana. Aynen söylediler. Tamam da ben onu beni sinirlendiğiniz için bağırıyorum. Yasemin Hanım şu an hani niye ona yüksek sesli konuşuyor? Böyle konuşuyor. Seni duyabilmemiz için birazcık enerjik lütfen. Enerjik anlatayım Yasemin Hanım. Lütfen. Aynı serviste, aynı araçta geliyoruz. Daha önce arkadaşım yokken diğer yol arkadaşlarım adı nasıl paylaştıysam birbirimizin omzuna yaslandıysak hani uyku sersemi. Sonra bir ara beni böyle kaldırıp dedi ki hani sırtım ağrıdı yeter bu kadar gibi yaptı. Ben de dedim ki biraz hani uyku sersemi pineklemeye devam ettim. Sonra hafif kendime gelince böyle yaptım. Ben dedim diğer arkadaşlarıma da yaslanıyorum. Kimse bana bu kadar sert tepki çıkmıyor. Ne oldu ki şimdi? Pardon ya. Özür dilerim. Çok affedersin. Çok özür dilerim. Bugün bütün gün arkama yaslanıp bir şey yok. Çok normal bir şey. Ben senin konforluğunu sağlamak için elimden geleni yaparım bebeğim. Yastık mı bu kız? Yastık mı? Üstüyü yastık yorgan gibi bir halde yok onun. Hayır yani. Herkese yaslanıyorum. Kimse bana böyle sert tepki vermiyordu. Uyku sertliği normal yol arkadaşım. Yani rica tamam yol arkadaşın da hayatım insana ağırdır insan yükü. Tamam. Ne olursa olsun senin öyle İnsan bir durumda... İnsan eti ağırdır Özlem. Öyle bir durumda maksimum söyleyebileceğin şey affedersin. Yani, tamam. Gerçekten affedersin hani iyi çıkmış. Misin? Özür dilerim. Yani, kusura bakma. Kusura bakma. Hani maksimum söyleyebileceğin şey bu. Teşekkür ederim bu arada. Hani... Teşekkür edersin aynen. Ben farklı düşünüyorum ya. İzin denmiş. Vermemiş uykusu. Ki. Vermedin bir şey mi izin? Verdim nasıl? İzin vermiş canım. Tamam şey izin vermiş. Demedi. Ben yaslanmış. Sonuçta hayır da diyebilirdim. Yorulmuş. Uyku sersemi. Sessiz kalmak istedim. Çok normal geliyor bana. Bunu bile hak etmiyorsun ya. Kızlar bir saniye. Normal geliyor da. Evet. Deren bunu sürdürmek istememiş. Birazcık ağrıdı da hani yeter. Demiş. Anladım. Öyle bir zaten uyanmış. Uyku sersemiymiş. Bağırın ben herkesin de... omzuna yatıyorum da kimse bana bir şey demiyor. Sen niye bana bir şey diyorsun? Böyle ne söylenmiş? Böyle normal mi? Hayır ben uykuluyken çok sakin mi? Ne yaptığımı bilmiyorum. Bunu servis şoförleri de bilir. Hep pineklerim. İnerim kahvemi içmeden kendime gelemem. Bu Derenci, kadar sesini bizim anlattığını biliyorum ki. Gerçekten bağırdı. Bayağı bir bağırdı. Dedim ne ekip oluyor? Ekip arkadaşımız da oradaydı. Sorsunlar işte. Bayağı yeter yani. Hani Özlem bunu yaptı. Özlem bunu yaptı. Tartıştık resmen. Peki bir şey sormak istiyorum. Evet. Özlem bir şey sormak istiyorum. İnşallah. Sen hani böyle bir anda... Uyandığında kendine gelemiyor musun? Hayır ben biraz peki sakin. Daha başka bir şey bir yere gelmek istiyorum. İkiz bebeğin var senin. Bu çocuklar evet. Uykudan uyanmıyor mu gece sen? Nasıl peki bir uyanıyorlar. Aniden? Uyanıyorlar. O yüzden zaten. Onun yorgunluğuyla sabah bayılıyorum arabada tıngırmış. Ha sabah böyle ben herhangi bir şekilde uykundan uyandığında böyle oldum. Hayır hayır. Gece çocuklarla ilgilendiğim için de eve gittiğimde sabah doğru, uyku sersemi arabada nereye uyuyacağım hani rahat yer arıyorum. Cam da kafamı rahatsız ediyor. Arkadaşımdan rica edeceğim. Ne tatlısın. Hani, ne var annelik. Bunda? Kötü bir şey istemedim ki. Ne güzel bak benim öyle bir problemim yok. Yaklaşık 1,5 aydır hiç yastık gözü görmedim ben. Ama sonradan da öyle tepkiler göstermezsin. Tamam ittiriyorsun Özlem, beni. Sırtım ben arkadaşlarım falan. Geliyor beni bir verime. İşte hop derim onlar... yani bana de ki güzelce ya Özlem hani bir daha yapma çünkü bak ben de yatıyorum istersen ben zaten hani tepki vermedim ki sana elinle ittirdiğini söylüyor Derenci. Derenci elinle ittirmişsin. Elinle ittirmiştin uykuda böyle... uykuda uyuyan zaten birini. Zaten ben böyle cama yapışmışım yani yapıştırmış beni cama. Yapıştır, nasıl elimle ama itikli? Canı acımış böyle bir yeterdim yeter. Artık gerçekten farklı hissetmedim. Farklı anlatıyorsun ki... ama. Buyurun. Ben seni çok beğendim. Teşekkür ederim. Yani önce geldiğinde siyahlar modelini falan beni ilgilendirmez şu anda. Siyahlar bana çok sert geldi. Ama bu üstündeki renkler o kadar birbiriyle uyumlu ki ne fazla ne düşük. O kadar hoş durdu ki siyahı da kabul ediyorum. Ben buna daha kahverengi, daha böyle farklı, daha koyu ama siyah olmayan
bir şey düşünürdüm çanta ve ayakkabı için. İkisinin de aynı renk olması çok önemli. Harika görünüyorsun. O saçların, o duruşun, o bakışın. Omuzların senin dardır ya, şuraya kadar indirip, bak o tüyoyu almışsın, şuraya kadar indirip o omzu hafif geniş gösterttirmen. Çok hoşsun. Aferin, devam. Şimdi üzerindeki kombin, bu çanta, bu terlik, bunlarla ne alaka, ne alaka, ne mana, o krokodil. Çok güzel parçalar, ayrı ayrı güzel. Ama benim işim burada kombin yorumlamaksa karşımda bir kombin yok. Üzerindeki attığın püsküllü, eteğinde tayyör eteği gibi siyahla sert kombinlemişsin. Yani karman çorman bir şey. Sen muhteşemsin. Ama unutma, yarın cuma ve final günü. Ve bu hafta hiç iyi gitmediğini biliyorsun. Evet, biliyorum. Lütfen. Seni bu yarışmaya çok yakıştırıyorum. Lütfen çok iyi kombinlerle gel. Teşekkürler. Benim gözlerim bozuldu herhalde. 5. Teşekkür ederim. 1. Teşekkürler. Rica ederim. 2. Teşekkürler. Suçum, ben teşekkür ederim. Gel kızım, gel bakayım Özlem, gel. Gel çocuğum. Ne haber? Kan besin. Sağ ol. Hiç girmiyorum o konulara. Evet. Yarın öbür gün tekrar konuşuruz ama yalnız biraz birbirinizi sevmeye çalışın. İster yani sizin bileceğiniz iş. Konseptin ne kızım? Nereye gidiyorsun? Evet, konseptim çok güzeldi ama orada bir kelime yanlış söylediğim için biraz batıracağım şu anda. Benim konseptim arkadaşım at çiftliği yeni açmış. Çok güzel. Beni oraya çağırdı. Fotoğraf falan çekileceğiz dedi. Sen de gel dedi açılışa. Fotoğraf çekilmeye gidiyorum ama etekle. Fotoğraf çekimine etekle gidebilirsin. Ata da bineceğim dedim de Uğur Kabe. Ata biniyorsan yani. What? Nasıl böyle ata bineceksin güzel çocuğum? İşte içimde var bir şort. İstediğin kadar şey. Daha etek bir kere ya. Mümkün değil. Mümkün orada değil. Orada mahvettim. Fiyatları da söyle sonra yoruma tamam, gidelim fiyatlar, bakalım. Tamam fiyatlar. Çizmelerim evet. 350. Evet. Bu ikisi birlikteler. Yanda düğmeleri var. Hı-hı. 350. Tulum elbise mi diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. Bir gömlek bir etek var. Hı-hı. Çantam, kemerim, şapkam ve küpeme de 120 verdim. Şapkan hariç. Şapkan belki takabilirdin ama farklı bir model tercih ederdim şapkayı. Çıkarsam, çıksın o güzel yüzün. O taraflara doğru döndüğün zaman şapkanı tekrar takabilirsin. Arkadaşlarım beğenebilirler. Çizmelerine bayıldım ben. Teşekkür tam ederim. Tam böyle at çiftliğine gidecekken bu çizmeleri giyebilirsin. Ama şimdi Serdar tabii çok takılır buna ama bugün ben de takılmak zorundayım. Ata binemezsin. Evet. Yani çiftliğe gidersin. Tüh. Orada bir kaybettim işte evet. Yani. Bu kadar söyleyeceklerim. Teşekkür ederim. Güşam. Özlemcim at çiftliğine gidip fotoğraf çektirebilirsin. Ama ne dedin sen? Ata binecek. Ata binemem. Zaten ata binilmez. At binilir. At binilir. Bir. İkincisi böyle zaten gidemez. Ben beğenmedim. Teşekkür ederim. Buyurun. Genel olarak aksesuarlarını, kemer ve çantanı birleştirmeni çok beğendim. Geçen gün benim renklerim değil mi bu? Camel, yeşil. Evet. Evet. Jean. Evet. Çok sevdiğim üç renk. Evet. Yani camel, jean'in yanına yakıştırdığım. Evet. Çünkü dikiş rengi de öyledir ya. Evet. Ben şapkanı da sevdim. Sadece küçük detaylarda eksik olduğun için çok az puan kıracağım. Nasıl bana göre iyi gitmeye başladın. Beğenmedim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Puanımı veriyorum. 4. Teşekkürler. Çok fazla kırmadım. Tabii ki bir yani etekle at binmeye gidilir mi? Teşekkürler. 4. Teşekkür ederim. Kaç bir. Puan verdin? Teşekkürler. 4. Evet, senin yerini uğurluyoruz Özlem. Nereye gidiyorsun hayırlı olsun ha? Gülşah Hanım, şimdi ablam yeni kendisi seramikten özel böyle sayı sekansları üretiyor. Şu anda yapıyor zaten ama bunu sadece online'dan yapıyor. O ne? Yani enerjiyle alakalı işte benim ha. Kolumdaki gibi 777, 520, 777, işte 889 gibi böyle işte mucize
para, sağlık gibi gibi böyle numaroloji sayı sekansları var. Bu tamamen enerjiyle alakalı. Ablam da şu an kendi hayatında online'dan bunların seramikten tasarımlarını yapıp satış yapıyor. Gerçek mi peki? Şu an bu gerçek. Yeni başladı bu işe. Tabii tasarım için özel seramikten tasarım yaptığı bir atölye açmış. Ben de ablama hayırlı olsuna gidiyorum. Hangi mevsimdesin acaba bu üstündeki kombininle? Gülşah Hanım, mevsim olarak yani düşünmedim bir şey ama şöyle şu an git yani kış değil mesela, öyle düşünelim. Fiyatlarını ver bakalım. Tabii. Çizmelerim 150 TL. Pantolonum, içimdeki body, yeleğim, kemerim, takılarım, çantam 550 TL doya doya moda özel. Bu kadar. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Yani o çanta, o kemer, bu üstün başın ve bu çizmelerle bak mesela farklı bir şey yaptın şimdi, anlatabiliyor muyum? Hep böyle diyoruz ya, şapkayı taktın, parfümü giydin bilmem ne falan. Yok evet, artık bu tip şeyleri tekrara düşürdüğün zamanlar oluyor. Ama mesela bu farklı ve çok cool olan bir şey. Yani ben mesela bunun üstüne de bir şey isterdim. Böyle hani dökülen aynı kumaşından bir omuzu düşük böyle. Hani bir tane tip... daha böyle uzun. Evet, aynen dökmen. Öyle. Öyle bir şey isterdim yani. Canım Ajda Pekkan. O giyer böyle, çok da sever. Evet. Çantan bir... Çok. Yo, olur ya, neden olmasın. Çok tamamlıyor birbirini. Hasır değil de aynen böyle kemerin gibi deri ve yumuşak dokulu evet, bir şey. Evet, ama en uygun isterdim. Buydu Gülşah Hanım. Bulamadıysan neden olmasın. Evet. Kolyem falan da, takıların da. Fil, çok severim. Gayet cool. Aferin Aleyna. Çok beğendim. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi sana baktığım zaman entelektüel bir kombin görüyorum, kişi ve etnik bir tarz. Yani böyle sanata düşkün olan, her sanat eventlerinde, olaylarında içinde olan bir kombin olarak baktığım zaman gayet iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beğendim ben de seni, emeğine sağlık. Aleyna, ben çizmelerini istemem bu kıyafette. Kovboy çizmesi giymişsin. Benim için bu kovboy çizmeleri bu kıyafette gözümü tırmalıyor. Daha düz bir çizme giyseydin. Ama kıyafet bu kadar mı güzel yakışır? Bu kadar güzel yakışır. Artı bir şey daha ekleyeyim proporsiyonla ilgili. Büyük beden, baseni çok büyük olan hanımefendiler bile bu tarz kıyafeti çok rahatlıkla giyebilirler. Her bedene rahatlıkla olabilecek bir kıyafet. Onun için bayıldım. Ve sen de çok güzel taşımışsın. Ne kadar kafanı basık yapsan bile hiç götürmüyor. Burada daha uzataydın kendini diye düşünüyorum. Bir de çizmelerine takıldım kızım. Harikasın. Teşekkür ederim hocam. Puanlama 5. Teşekkür ederim. Aleyna'cığım. 5. Teşekkür ederim. 5. Teşekkür ederim. 4. Teşekkür ederim. Aleyna'cığım, seni yerine alalım lütfen ve podyuma Melike'yi davet ediyorum. Hoş geldin Melike'ciğim. Hoş buldum Serdar Bey. Nasılsınız? Hemen. Konseptini alabilir miyim? Tabii. Benim ablamın erkek arkadaşı Yunan, Nikos adı. Mutfağa çok meraklı. O yüzden Türkiye'de bir restoran açmaya karar vermiş. Süper. Ardından o restoranda ablama evlenme teklifi ediyormuş. Ama Nikos'un haberi yok. Yok, ablamın da yok, Nikos'un da yok. Evlendikleri zaman zaten bir sanatçıya ihtiyaçları yok hayatım. Melike'cim, bu sanat hayatında sana başarılar dilerken zaten sabah da alışverişte şarkı söyledin. Evet. Mağaza sahibi ne yaptı sana? Sus dedi, söylemedi. Ne olursun sus diye sarıldı sana. Ama tabii ki böyle güzel bir konseptin içinde de bir Yunanca şarkı. Nasıl bilmiyorum ya? Yani sen dünyaya açılacak ses kalitesine, yorumuna hocam sahip bir ses sanatçısısın. Yanılıyor evet, muyum? Çok haklısınız. Sevemez kimse seni diye gelirmişim ben. Evet. Serdar Bey yapmayın, çok inanıyor. Çok haklısınız ama ezberleyemedim henüz. Keşke, pişman da oldum, niye ezberlemedim ki yani? Ama konseptime... bak sanat hayatına yani kariyerinde düşüşlük yaşarsın.
Onu da hallederim. Hatta şey yaptık bugün. Çeviriden tavukları pişirmişim. Yunanca nasıl? Nasıl? Sen şaka yapıyorsun. Hayır, yapmıyorum. Nasılmış? Söylesene Allah aşkına. Anlamadım. Çince gibi geldi Yunanca bana o. Ya birazcık kulak aşinalığı vallahi kalmıştır. Ya. Hiçbir şey kalmadı. Tamam, Türkçesini alalım. Evet. Tavukları pişirmiş. Tabii tabii, onu söylüyordun ya. Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Hacı babam evde mi? Alkış yapın. Tavukları pişirmişem, hacıyı da çarşıya göndermişem. Tavukları pişirmişem, hacıyı da çarşıya göndermişem. Senin bu sanat yolculuğun uzun sürecek anlamına geliyor. Evet. Tabii. Ya Serdar. Efendim. Ben o şarkı söylediği zaman büyüleniyorum ya. Tabii canım, biz zaten bu senenin sonunda. Hadi söylesin. Yani. Hadi bir daha söyle. Büyüleniyorum. Başka aşkım sana var ya, altın plak aşkın vereceğiz. Aşkın kanunu. 2023'ün sonunda. Arıyorum, söyleyeceğim. Evet, arıyorum, evet, onu evet söyle. Seni sordum yıldızlara. Bir de baktım yakamoz da var. Yine düştüm yangınlara. Ama yoksun yavrum yanımda, vuruyor yine anılar yar. Ölüm gibi. Yine çıksan yollarıma. Ay. Hocam bir dakika, en güzelleri. Arıyorum. Bin sen sensiz nasıl yaşıyorum? Deli değil inan başı sonu. Dolmuş küllükler oh, ben yakıyorum. Oh, oh, oh. Ah yakıyorum. Ah 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 ay. Gerçekten yaktın ortalığı ya. Gerçekten yaktın yani Melike'cim. Hemen fiyatları alabilir miyim lütfen? Tabii vereyim. Ayakkabılarım 100 TL. Elbise ve çantam 500 TL. Takılarım 50 TL. Evet. Melike'cim çok enteresan bir yarışmacısın. Şimdi bu lame açık ayakkabıları bir sonraki günlerde daha sık göreceğimi düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Ben tarafından mı? Sen yeni bir ayakkabı modeli ve yeni deri... Ben arkadaşımı çok iyi tanıyorum arkadaş. Evet. Demek istiyor ki sen giydikten sonra arkadaşların beğeniyor senin giydiklerini ve daha sonra giyiyor diyor. Evet. Heh. Evet. Yani çok güzel bir şey söylüyorum sana. Evet, evet. Teşekkür ediyorum. Ama çok ediyor, değildi hatta. Serdar Bey. Lame ayakkabı burada. Giydik lame yani. Lame giyildi ama... Bir yan dönsene. Uzun zamandır giymiyordunuz. Bu geçen gün çok şık bir lame. Gerçekten başka bu, bir şey. Gerçekten... 2000'lerin en popüler modelleri yani, gibi de görünüyor. Bir tane var ya, ben ona Cimiletto diyorum da... Yani... Onun çok iyi bir replikası. Melike'cim, konseptine göre... Kombinini çok beğendim. Aynı şekilde simple bir konsept yaptın ama çok güzel bir elbise. Aynı yerden değil mi? Evet. Bu çanta da elbise de ikisi yan yana. Evet. Evet, saçını da çok buna uygun yaptın. Parlak lame, direkt böyle bir ayakkabı seçmen de çok tatlı. Yani pratik zekanı kullanmışsın aslında. Çok zorlanmamışsın ama yaptığın şeyi de güzel yapmışsın. Sen burada bu kıyafeti... Bir numara hale nasıl getirmişim biliyor musun? İşte o çantayla, bayım, işte o ayakkabıyla. Başka bir ayakkabı ve çanta giyseydin benim için vasat. Gerçekten değil mi? Ne kadar başka bir yere taşıyor. Bir anda değiştirmiş ya, vasatlıkta. İşte çocuklar hep anlatmak istediğimiz bunlar. Evet, eğer biraz daha kısa olup o kelepçeleri, bağcık, bilekten bağı da görseydim olay kötüydü. 90'lardaki i̇şte starlara benziyor çok, şu an çok, gerçekten. Çok. İşte yani bunu düşünmesi, aferin kız. Bu teşekkür kadar ederim hocam. Evet, Melike'cim, bence puanlamaya geçelim. Ve de, buyurun. Aha. 5 Melike'cim. Teşekkür ederim sana. Sanatına da hayranım. Teşekkür ederim. 5. 4 kız. Teşekkür ederim hocam. 5. Teşekkürler. Bu arada sesinin güzelliğinden... Yıldızlı 5. Ben yorum yapmayı unuttum. Evet. Tabii ki çok beğendim. Çantan hani günün starı yani. Çantan senden de star. Elbisen, dokusu, olay, ayakkabı, olay. Çok olay yani. Şahane.
Yıldızlı Beş. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, senin yerine uğurluyoruz. Efendim, puanlamaya geçiyoruz. Melike'cim. Gün birincisi olarak 20 puanla bugünü kapatıyorsun. Melike'yi alkışlıyoruz. Deren'cim, gün sonuncusu olarak bugünü yine sen sonuncu olarak kapatıyorsun. 8 puanla alkışlıyoruz. Hülya 17 puan, Su 11 puan, Özlem 10 puan ve Aleyna 19 puanla bugünü bitiriyoruz. Tabii ki Eda aramızda yok ama şimdi yarının konseptini merak ediyor musunuz? Çok. Tamam. Ay. Allah. Al bakalım. Evet. Sana kalan bana kaldı. Böyle. Şimdi açın hep beraber. Ne çıktı? No. Bu mu ya? Bana Deren sen çıktın. Şimdi ne olmuş olabilir? Taklitini yapacağız. Yapmıştık biz daha önce. Taklitini yapacağız. Hayır. O mu olacağız? Taklit. Hayır. Konseptimizi değil mi belirleyeceğiz? Hayır. Kıyafet mi alacağız? Ben hayır. Söyleyeyim mi? Ben onu giydireceğim, o da beni mi giydirecek? Hayır dedi. Kombin olarak. Ne olabilir ki Gülşah Hanım başka? Su. Ay, çok eğlenceli. Daha önce bu podyumda, daha önceki sezonlarda da yapmadığımız bir şey. Şimdi zarfınızın içinden çıkan isimler. Aleyna, Hülya, işte sana Özlem falan filan çıkıyor ya. Psikolojimiz. Bu yarışmacı arkadaşınız, zarfların içinden çıkan isimler. Tamam. Evleniyorlar ve de siz de onların düğününe gidiyorsunuz. Bence çok eğlenceli. Gerçekten bence de mi? Çok eğlenceli. Yok şaka yapıyorum. Bir kapatın zarfları toplayayım ben gidelim. Evet yarın kına gecesi konseptimiz var demeyeceğim herhalde. Farklı. Neredeydik? Ümraniye. Pendik tabii ki. Pendik mi? Bugünlük bizden bu kadar. Hoşça kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.